23-24 Aralık tarihinde yapılacak olan açık lise birinci dönem sınavı için artık son 10 günlük düzlüğe girdik arkadaşlar. Öğrencilerimiz doğal olarak merak ediyor. Hocam son 10 gün kaldı ama benim hala hangi okulda sınava girmem gerekiyor ve bu sınav giriş belgesini nereden almam gerekiyor? Sevgili arkadaşlar bugünkü videomuzun başlığı iki tane. Birincisi sınav giriş belgesini nasıl alabilirim? Nereden almam gerekiyor? İkinci sorumuz ise arkadaşlar. Hocam ben sınava İzmir'de girecektim ama şu anda sınavın olduğu tarihte İstanbul'dayım veya Ankara'dayım buralarda sınava giriş yapabilir miyim? Sevgili arkadaşlar ilk sorumuzda hemen başlayalım. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar sizler açık liseye yeni kayıt veya kayıt yenileme yaptığınız zaman bir sınav bölgesi seçmek zorundasınız. Çünkü sınav bölgesi sizin sınava hangi ilde hangi bölgede gireceğinizi belirliyor. İşte sınav bölgesine göre sizlerin okullarınız belli olacak. Yani bağlı bulunduğunuz halk eğitim merkezine yakın okullarda çıkacaksınız. Biliyorsunuz bir ilçede 10-15 okul varsa bu okulun tamamında açık ise sınavı olmayabilir. Sınavı olan okullarda öğrencilerimiz oralara dağıtılıyor. Yani işin özü şu halk eğitim merkezi oturduğunuz yere yakınsa sınavlarınız da sizlere yakın yerlerde gelecek. Peki biz bu sınav giriş belgesini nereden almamız gerekiyor? Bazı öğrencilerimiz haklı olarak soruyorlar. Hocam diyorlar ben 17 yaşından küçüğüm. Benim ailem mi gidip alması gerekiyor? Velim mi alması gerekiyor? Ben kendim gidip halk eğitim merkezinden sınav sınav giriş belgesini alabilir miyim? Arkadaşlar pandemi döneminde sınavlar online oldu ve ondan sonra tekrardan online şekilde devam etti. Ve birçok öğrencimiz ilk defa okullarda yüzde sınava girecek. Haklı olarak da bu sınav giriş belgelerini nereden almamız gerekiyor? Şimdi ilk sorumuza başlıyorum arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar açık lisenin resmi sayfasına giriş yapıyorsunuz. Yani nereye? Kendi sayfanıza giriş yapıyorsunuz. Ve kendi sayfanıza giriş yaptıktan sonra 18 Aralık tarihinde ekranda veriyorum. Şöyle bir ibare göreceksiniz. Sınav giriş belgesi. Oraya tıkladıktan sonra karşınıza bir PDF dökümanı gelecek. İşte o sizin sınav giriş belgeniz ve daha sonra onu yazdırmak zorundasınız. Çıktısını alacaksınız. Çünkü sınava giderken o belgeyle girmek zorundasınız. Orada hem hangi oturumda hangi derslere gireceğiniz yazıyor. Hem hangi okulda, okulun hangi katında, hangi sınıfında hepsi tek tek ayrıntılı bir şekilde yazmaktadır. Bu belgeyi sevgili arkadaşlar ister herhangi bir kırtasiyede isterseniz evde kendinizde çıkartabilirsiniz. Peki belgenin renkli veya siyah beyaz olması fark ediyor mu? Arkadaşlar bu sınav giriş belgesi sizin için bir harita niteliğindedir. Siyah beyaz veya fotokopi olması önemli değil. Her şekilde giriş sağlayabilirsiniz bu belgeyle. Ama şunu unutmayın, belgenin yanında muhakkak bir nüfus cüzdanı götürmek zorundasınız ve aynı şekilde de kalem, silgi ve su. O zaman sorunun içerisinde bir sorunda cevabını vermiş olduk. Sınava girerken neler götürmemiz gerekiyor? Sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı, kalem silgi bir de yanınıza su alırsanız sınavı çok rahat bir şekilde sorunsuz şekilde halledersiniz. Gelelim ikinci sorumuza. Hocam ben şu anda sınav bölgem benim İzmir ama ben Sınav zamanında Ankara'da olmak zorundayım. Tekrardan İzmir'e gitme şansım yok. Veya ben hocam şu anda İstanbul'da çalışıyorum ama sınav giriş yerim Diyarbakır'dı. İstanbul'da sınava girebilir miyim? Arkadaşlar biz bunlara yedek salon işlemleri diyoruz. Ve Açık Lise'nin resmi sitesinde şu anda yedek salon işlemleri 1 Aralık'la 20 Aralık tarihine kadar devam ediyor. Yani yapmanız gereken aslında şu. Resmi siteye giriyorsunuz kendi şifrenizle, kendi TC'nizle veya öğrenci numaranızla orada sınav bölgenizi bulunduğunuz ilde değiştiriyorsunuz. Örneğin 23-24 Aralık'ta ben İstanbul'da bulunuyorum. O zaman sınav bölgesini İstanbul hangi ilçede bulunuyorsanız orayı seçiyorsunuz. Ve sınav giriş yerleri açıklandıktan sonra hangi okulda olacağınız sınav giriş belgesinde yazıyor. Ve son olarak uyaralım arkadaşlar. Sınav giriş belgeleri yayınlandıktan sonra lütfen sınava gireceğiniz okulu önceden gidip görmenizde fayda vardır. Biliyorsunuz sınav saat 10'da başlıyor. Gecikmeler yaşanabilir, sınava yetişemeyebilirsiniz. O yüzden bunun önüne geçmek için muhakkak gireceğiniz okulu önceden bilin ki rahat bir şekilde sınav günü stres yaşamayın. Videomuzu toparlayacak olursak arkadaşlar sınav giriş belgeleri 18 Aralık tarihinde açık senin resmi sitesinde yayınlanacak ve sizler yayınlandıktan sonra sınav giriş bölümüne butonuna basıyorsunuz tekrardan ekrana veriyorum çıktısını alıyorsunuz ve bu belge ile sınava girebilirsiniz unutmayın bu belgenin siyah beyaz veya renkli olması önemli değil önemli olan nokta sevgili arkadaşlar nedir o belgenin elinizde olması ve sınav bölgesini değiştirmek isteyen öğrenci 20 Aralık tarihine kadar sınav bölgelerini değiştirebilirler. Bunun için lütfen geç kalmayın. 20 Aralık son gün ama siz son günü beklemeyin. Son bir uyarı daha yapmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Bununla ilgili çok fazla da soru alıyoruz. Hocam benim kimliğimde fotoğraf yok sınava alırlar mı? Arkadaşlar en son yapılan yüz yüze sınavda 15 yaş ve 15 yaş üstü olan bir öğrencimizin kimliğinde fotoğraf olması zorunludur arkadaşlar. Bu sebepten 15 ve 15 yaş üstünde olan öğrencilerimizin muhakkak kimliklerinde fotoğraf olma zorunluluğu vardır. Aksi halde sınava alınmazlar arkadaşlar. Bakın o yüzden hala zamanınız varsa eğer 15 veya 15 yaşın üstündeyseniz fotoğrafınız yoksa lütfen yeni kimlik çıkartarak fotoğraflı bir kimlik elde edin. Aksi halde sınava alınmazsınız. Emekleriniz boşa gider. Ve halk eğitim merkezlerine biyometrik fotoğraf götürme zorunluluğu vardı. Arkadaşlar halk eğitim merkezine bir biyometrik fotoğraf götürün. Oradaki görevli arkadaşlar biyometrik fotoğrafınızı tarayarak sisteme yükleyecekler. Yapmanız gereken bunlar. Şimdiden 23-24 Aralık tarihinde Birinci dönem sınavına girecek olan tüm öğrencilerimize Açık Se TV hocaları adına başarılar dileriz. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.